Tamer korkmaz. Madem öyle işte böyle. Cumhur İlk Başkanı'nı üstelik birinci turda seçti. Cezaevindeki kravatlı terörist HDP'nin eş genel piyonu sıfatıyla 17 Mart 2015 tarihinde Tayyip Erdoğan'a seni başkan yaptırmayacağız diye sesleniyordu. Bunu söylerken piyonu olduğu bütün hücreleriyle kapılandığı Washington'ın namı hesabına babalanıyordu. Mr. Demirtaş'ın bu iddialı lakırdısından 3 yılı biraz aşkın bir süre sonra 24 Haziran'da milli irade Erdoğan'ı başkan yaptı. Hayırlı olsun. Bu neticeyle fevkalade kritik bir eşik aşıldı. Bağımsız Türkiye hayati bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Erdoğan 2014'te ilk turunda kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde %51.7 oy almıştı. Bu kez MHP'nin desteğiyle ilk turda %52.6 ile yeniden seçildi. Milletvekili seçiminde ise Cumhur İttifakı %53 oyla ve toplamda 340 vekille mecliste çoğunluğu sağladı. Bu seçim tablosu en başta Haçlı Siyonist İttifakı'nın ve onun içerideki bilimum işbirlikçilerinin ağır yenilgisidir. Amerika ve İsrail'in başını çektiği batılı terör devletleri cephesiyle aslında bir Hristiyan kulübü olan Avrupa Birliği'ne üye devletlerin alayı 24 Haziran'ın ardından derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşıyor. İsrail'in sözcüsü yahut Washington Portakalı Cumhuriyet'ten farksız yayınlar yapan Batı'nın şu kahve medyası da Türkiye'deki 24 Haziran sandığından ağzının sütunlarının payını aldı. İçeride ise en başta komprador burjuvazi yenildi mesela nedir? Eyvahlar olsun Türkiye'yi IMF'ye bağlayamayacaklar. 24 Haziran rüyalarıyla mensuplarını motive eden Gladio'nun fetösü mü? Bir kere daha devasa bir hezimete uğradı yine elemanları olan kaçak emre yaramazlar, dumanlılar, topçinler vesaire. Bir seçimin ardından daha fena yamuldular. 16 Nisan referandumunun yolunu açan ve Türkiye'yi erken seçime götüren çıkışı yapan Devlet Bahçeli ise Erdoğan'la birlikte seçimlerin kazananları arasında en başta yer alıyor. MHP anketleri yine boşa çıkardı, meclisin kilit partisi oldu. 1 Kasım 2015 seçimindeki oy yüzdesini korudu, vekil sayısını ise artırdı. İyi Parti MHP'yi silecek diyenler, hezimete uğradı. Muhalefet ısrarla dip dalga geliyor diyordu ya gelen dip dalganın MHP olduğu önceki gece anlaşıldı. AK Parti seçimleri yine açık ara kazanmakla birlikte bir önceki genel seçime göre oylarında %7'lik bir kayba uğradı. Akşener'in partisi ilk kez girdiği seçimde %10'luk bir oy yüzdesi elde etmeyi başarsa da iddiasının beklentilerinin altında kaldı. Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok gerilerde bir sonuç elde etti. Partisinden %3 kadar daha az oy aldı. İP ve CHP ile birlikte Millet İttifakı'na giren ve çok iddialı olan Saadet Partisi ve lideri Temel Karamollaoğlu ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ya Kılıçdaroğlu'nun CHP'si? Bildiğimiz gibi yine yenilgi ve yine hazımsızlık. Bülent Tezcan önceki gece saatler 23'e yaklaşırken bile seçim ikinci tura kaldı diyebiliyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanacağını iddia edecek kadar büyük hayaller gören Muharrem İnce, ilk turda fark yerken yine de %30.6 ile CHP'nin %22.6'lık oy yüzdesini epeyce geride bırakmayı başardı. Bu tablo İnce'yi parti içinde Kılıçdaroğlu'na karşı iddialı hale getirdi. CHP'deki iç dengeler önceki geceden itibaren değişti. Sahi Muharrem Pehlivan bundan sonrasında ben her gün cuma namazı kılıyorum diyecek mi acaba? Her şeye rağmen Muharrem İnce Bülent Tezcan'dan çok farklı bir noktada duruyor ki şunları söyleyebildi. Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz yenilmişsinizdir. Bunu kabul etmiyorum sokaklara çıkalım demek demokrasi değildir. Açık ara bir durum var. Galip gelmiştir yapılacak bir şey yoktur. Galip geldiğinde kutlayamıyorsan yarışa girmeyeceksin.'' Kemal Kılıçdaroğlu ise fazla değil, 9. seçimini kaybetmesine rağmen yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etmek istiyor. Peki edebilecek mi? Bekleyip göreceğiz. CHP'nin oy kaybı yaşamasındaki temel sebep de HDPKK'yı barajın altından kurtarmak için gösterdikleri çabadır. Neticede terör partisinin barajı geçmesine yardımcı oldular. Bir kısım oylarını da Akşener'in partisine kaptırdılar. Kravatlı teröristin oyları ise partisinin oy yüzdesini 3 puan daha az Tamer Korkmaz Yeni Şafak